Kayıttasın. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Üniversite turlarımıza devam ediyoruz. Bugün Lefke Avrupa Üniversitesi'ndeyiz. Bugün arkadaşlarımızla beraber burada üniversite video çektik. Onu da zaten kanaldan bulabilirsiniz. Şimdi diğer üniversiteler için de yaptığımız gibi burada arkadaşlarımızın bir senesini tamamlayan var, iki senesini tamamlayan var. Biraz onların tecrübelerinden bahsedeceğiz. Kadrajda çok fazla yer olmadığı için ben şimdi kameranın arkasına geçeceğim. Arkadaşlarıma sorular sormaya başlayacağım. Arkadaşlarım da size sorulardan, yani kendi tecrübelerinden sizlere bahsedecek. Şimdi ilk olarak Berk, senle başlayalım. Bize kendini tanıt, bölümünü tanıt. Ne zamandır buradasın onu söyle. Öncelikle merhabalar. Ben Kemal Berk Vurgun. Yıl 2019 yılından beri burada öğrenciyim. Önce İngilizce hazırlık okudum. Sonra 1. ve 2. sınıf olmak üzere gastronomi İngilizce okuyorum. Şu anda 2. sınıfındayım. Ben Esin Eriş, Hatay'dan geliyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde 2. sınıf gastronomi ve mutfak sanatları bilimi okuyorum. 2019'da buraya geldim. İngilizce hazırlığı okudum. Şu an 2. sınıfım. Dönemimiz bitiyor. Bir yaz stajımız var. Ben İsmetcan Diyapoğlu, Hatay'dan geldim. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Türkçe psikoloji okuyorum. 1. sınıfım bitti. 2. sınıfa geçiş yapıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Yağmur, sana devam edelim. Tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur Kayacan. İstanbul'dan geliyorum. Hazırlık öğrencisiyim. Önümüzdeki sene yeni medya ve iletişim öğrencisi olarak devam edeceğim. Ekim 2021'den beri Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencisiyim. Bak, şunu sormak istiyorum size. İlk senenizi tamamladınız. Sizin için nasıl bir tecrübe oldu? İlk senenden bize biraz bahseder misin Berk? Yani bizim ilk senemiz hazırlıktı 2019'da. Hazırlık güzel. Ama tek sıkıntısı çok uzak olması. Okuldan uzak. Okul otobüsleriyle ulaşım sağlıyoruz hazırlığa. Her saat başı kalkıyor okuldan. Hazırlıktan da Lefke'de hazırlık. Hazırlık binasından da her buçukta. Yani 8'de buradan kalkıyorsa 8.30'da oradan aşağıya indiriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde hazırlık güzeldi. Hazırlığın eğitim kalitesi ortalama bir şekilde. Ben de hazırlık okudum. Ulaşım bakımından biraz zordu. Ama lise 5 gibi düşünebilirsiniz hazırlığı. Saat 8'den 12'ye, 12'den 4'e kadar sürüyor. İyiydi. Arkadaşlar edindik. Lefke'yi tanıdık. Biraz daha ortama ısınma amaçlı. Fazla açılmak gibi değildi. Nasıl diyelim? Üniversite ortamından biraz uzaktaydık. Çünkü yukarıda olduğu için. Ama ders sonlarında burada vakit geçirip iyi vakit geçiriyordum. Benim ilk yılım biraz sıkıntılı geçti. Şöyle, aday alışma sürecinde biraz zorlandım ister istemez. Hatta ilk geldiğimde direkt uçak biletlerine baktım. İlk geldiğim gün uçak biletlerine baktım. Ve aslında okulumuzun birçok kulübüne yazdım. Tiyatro olsun, ne bileyim başka kulüpler olsun, psikoloji kulübü olsun. Sonra okula bir ısındım. Yatay geçiş düşüncem vardı. Artık bu yok yani. Her öğrenci ilk başta geldiğinde yatay geçiş yapmak istiyor. Tabii Lefke'nin ortamına ısınınca da vazgeçilmez oluyor. Ya mesela ben buraya en son geldiğimden işte üzerinden 1,5 ay geçti. Biz seninle o zaman da oturduk. Evet. Bayağı sen gitmek istiyordun, evet, o dönemde. Yani şunu söyleyin, hani gerçekten burada yaşadığınız sıkıntıları aslında bu öğrenciler görmek istiyor. Yani eminim aslında şu an bir seneyi tamamladınız, iki seneyi tamamladınız. Sizin için aslında alıştınız burasını ve yani seviyorsunuz. Ama biraz böyle o dönemki hissiyatlarınız da önemli. Yani çünkü ilk geldiği zaman bu öğrenci burada tam olarak ne yaşayacak, nasıl bir hissiyatın içine girecek, ne zamandan sonra toparlayacak gibi. Ya yani şöyle diyeyim, aslında burada yapacak pek bir aktiviten yok. Aslında kendin bir şeylerle uğraşman lazım. Kendi kendini geliştirmen lazım. Burada sana yol gösteren ya veya ne bileyim herhangi bir, mesela atıyorum İngilizce kursları falan olsun, yok. Hı hı. İşin açığı. Burada kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Öyle diyeyim yani. Anladım. Bir şey gezme alanında falan olsun, Lefke bölgesinde pek bir gezecek bir yerde yok. Hı hı. Senin ilk senen bitti Yağmur. Sen neler, evet, söyleyebilirsin? Benim hazırlık tecrübem arkadaşlara nazaran biraz daha farklı. Çünkü ben pandemiden sonra buraya geldim. Hı hı. Pandemi olayları biraz daha durulduktan sonra. Hazırlıkta bizim ilk dönem online'dı. Haftanın bir günü sadece eğitim fakültesinde biz ders görüyorduk. Hı hı. Bu dönem yüz yüze eğitime geçildi. Ama ben arkadaşlar gibi 8-5 ders almıyorum hazırlıkta. Bizim 10 ve 12 arasında 2 saat yüz yüze, 2 ile 4 arasında da online eğitimimiz devam ediyor. Çok az kaldı. Önümüzdeki hafta bitiyor benim hazırlık sürecim.
Alışmak zordu. Ben yine bir tık arkadaşlar sayesinde biraz daha kolay adapte oldum. Çünkü benim arkadaşlarım da birinci sınıftı. Hani biz birbirimize sahip çıktık, öyle söyleyeyim. Yurtta kalmanın avantajını yaşadım. Geldiğim zaman yalnız değilim. Benim gibi 3 tane daha arkadaşım vardı. Yurtta kalmanın gerçekten bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ki burada KYK ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum gelen öğrencilerin. Buranın zaten en çok tercih edilme sebebi KYK. Kampüsün içinde olsun, dışında olsun. Yani 6-7'den fazla KYK yurdu var burada. Yani mutlaka gelen öğrencilerden tercih ederlerse eğer asla açıkta kalmazlar. Bu bence gerçekten büyük bir avantaj. Çünkü yalnız başlamıyorsunuz. Sizin gibi gelen, yalnız gelen birçok insanla aynı sıkıntıları yaşayıp beraber atlatıyorsunuz. İlk ay ben çok sıkıntı yaşadım açıkça. Hani ilk ay alışma süreci biraz zorladı ama ilk aydan sonra toparlıyorsunuz ya. Sahil sizi, kendinizi bir getiriyor. Okulun bence kampüsü de yeşillikleri olsun, alanı olsun. Sizi toparlıyor yani. Neden Kıbrıs'ta üniversite okumayı seçtin? Kıbrıs'ta üniversite okumayı neden seçtim? Yani ben sürekli gastronomi alanında ilerlemeyi düşündüm. Ve gastronomi konusunda çalışmalar yaptım açıkçası. Yani araştırdığımda ve puanımın yettiği kadarıyla bu üniversite vardı. Doğu Akdeniz Üniversitesi vardı. Ama ben Lefke'yi daha önceden bildiğim için, benim abim de burada okumuştu. Ben burayı az çok biliyordum. Benim abim de burada okuduğu için burayı tercih ettim. Çünkü burası gerçekten okumak için Kıbrıs'taki en mantıklı yer bence. Gerek yeşilliği olsun, gerek arkadaş ortamı olsun. Yani şimdi Lefkoşa'da ya da Girne tarafında çok fazla dağıtılacak yer var ders konusunda. Ama burada o kadar fazla değil. Yani ne yaparsan yap bir şekilde o derse dönmek zorundasın burada. O yüzden bence burası daha mantıklı. Ben birinci soruya da hazırlığa şu şekilde eklemek istiyorum. Yani bu bir tavsiye olur ya da olmaz tam olarak bilmiyorum ama hazırlığın arkadaş ortamına ve alışma sürecine çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Ki yeni dönemde zaten büyük ihtimalle öyle yarı online yarı yüz yüze olmaz. Tam kapasiteli olacağını düşünüyorum. Çünkü pandemi dönemi bitti bitiyor. İlk hazırlığa başladığınızda zaten herkes sizinle beraber yeni geleceği için orada arkadaş grubu kurmanız ve daha hızlı alışmanız çok daha normal geliyor benim için. Yani bazıları vakit kaybı olarak görüyor hazırlığı. Bazıları yani bir şey öğrenmedim diyor. Yani öğrenip öğrenmemek birazcık da sizin elinizde. Yani yeterince sizin akademik İngilizce konusunda yeterince öğretmeye çalışıyorlar. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Soruya da gelirsem, neden Kıbrıs'ta üniversite okumayı seçtim? Ben şu anda tam burslu bir bölümde okuyorum. Doğu Akdeniz'de okusaydım tam burslu okumayacaktım. %100 burs veriyorlardı. Hatta şey söyleyeyim, yani bu sayılar değişiyor okula göre. Birinci tercihe %80 ya da %75 burs olanağı sağlıyor Lefke Avrupa Üniversitesi. Benim dördüncü tercihim Lefke Avrupa Üniversitesi. Ben Antalyalıyım. Antalya'da okuduğum için birinci sıraya Akdeniz Üniversitesi'nde yazmıştım. Ama benim puanım oraya yetmedi. Bu şekilde burayı kazandım. Buraya gelmek istedim. Eğitiminden de memnunum açıkçası, gastronomi eğitiminden. Bu şekilde. Ben de ilk önce Kıbrıs için güvenli bir ortam. Türkiye'ye göre daha güvenli bir ortam. Lefke'yi seçme nedenim ise ben daha çok küçük yerleri seviyorum. Nasıl diyeyim? İç içe. Kampüs ortamı olmasını isterim tabii ki de. İnsanlarla iletişim olsun, güvenlik açısından olsun. Kıbrıs çok avantajlı bu konuda. Lefke'yi seçme nedenim ise yurttu. KYK yurdun olması birazcık da avantajlı gerçekten. Hem ekonomik anlamda hem de ilgi anlamında Lefke Avrupa Üniversitesi ya da Lefke bölgesini seçme nedenlerimden biri buydu. Kıbrıs'ı da seçme nedenlerinden biri buydu. Daha iyi olacağına inandım ve ablam da Kıbrıs'ta okudu. Onun söylediklerine de, onun gördüklerine de dayanaraktan burayı seçtim. Kıbrıs'ta okumayı seçtim. Ben Lefke Avrupa Üniversitesi'ni seçmemin sebebi yani liseden beri hedefimin psikoloji olması. Şöyle diyeyim, hedefim psikolojiydi ama Türkiye'de de bazı özel üniversitelere puanım yetiyordu. Ben hem maddiyat hem KYK açısından düşündüm. Yani cidden üniversitemizin eğitim ücreti gayet de uygun olduğu için ve KYK'ya başvuru yaptığımda açıkta kalmayacağını bildiğim için Lefke Avrupa Üniversitesi'ni tercih ettim.
Benim ilk önceliğim mavi diplomaydı. Çünkü uluslararası çalışmak istiyordum. Yani önümüzdeki sene Yenemedi'ye başladığım zaman umarım Avrupa'ya açılmak gibi bir niyetim var. Mavi diploma beni bayağı ilerleteceğini düşünüyorum. Onun dışında burada okuyan ve mezun olan bir arkadaşım var. Lefke Avrupa'yı ondan duydum. Türkiye'den çıkmak istiyordum. Ben İstanbul'dan geldim ve gerçekten o kalabalıktan da, o kargaşadan ve o şey güvenliksiz ortamdan ayrılmak istiyordum. Kıbrıs'ı az çok biliyordum arkadaşımdan dolayı. Lefke'yi de ondan duydum. Yurt da benim için artı birdi. Yoksa ben de Doğu Deniz isteyenlerdendim. Ama Lefke'yi seçtiğimden hiç pişman değilim. Ortamı bence gayet güzel. Okuduğunuz üniversiteyi nasıl tanımlarsınız peki? Eğitim kalitesi nasıl sizce? Okuduğum üniversiteyi kısacası tek kelimeyle güzel olarak tanımlarım. Eğitim kalitesinin de yani ortalama ve ortalamanın birazcık üstü olduğunu düşünüyorum. Ama bunun kesinlikle kişiyle alakası var. Az çalışırsan ya da yeterince gayret göstermezsen ona göre bir eğitim alırsın. Ya da insanlara kendini daha iyi tanıtırsan, insanlarla daha iyi anlaşırsan ya da hocalarla daha iyi eğitim kalitesi alabileceğini düşünüyorum ben. Yani benim görüşüm bu şekildedir. Eğitim kalitesi de yine dediğim gibi ortalama ve ortalamanın üstü. Az önce arkadaşım dediği gibi mavi diploma. Yani burada okumanın en büyük avantajı mavi diplomanın olması. Mavi diplomada yurt dışında sana yurt dışına okuyabilme ekstradan, yurt dışında çalışabilme izni sağlayabiliyor. Yani yurt dışında senin diploman geçiyor aslında. Tamamen İngilizce bir bölüm okuduğumuz için ve okulumuzun %80'i İngilizce bölüm barındırdığı için bu şekilde. Eğitim kalitesi olarak orta aslında. Uygulama görüyoruz. Ben kendi bölümümü açıklamak istersem. Uygulama ve teorik olarak ilerlediğimiz için tam pekişiyor. Bu da bana artısı olduğundan dolayı eğitimini iyi olduğunu düşünüyorum. Üniversitemiz gayet güzel. Kampüs ortamı var. Herkes birbirini tanıyabiliyor yani. İç içe bir ortam var. Eğitim kalitesi sorusuna gelecek olursak ortalama diyebilirim. Hı hı, anladım. Tamam. Sen ne düşünüyorsun hazırlık eğitiminde? Evet, şu an, onunla ilgili ne söyleyebilirsin? Ben başlamadığım için hazırlık eğitimden bahsedebilirim. Şöyle, size listening ve writing'e gerçekten hazırlayan bir okul ama speaking'de çok yetersiz kalıyor. Çünkü konuşturmaya karşı zorlamıyor. Hani sadece hocaların söylediklerini anlayabilecek bir dereceye geliyorsunuz. Ama iş konuşmaya geldiğinde sizin çabalarınızla ancak bir yere gelebilirsiniz. Çünkü hocalar henüz bu konuda çok yeterli değil maalesef. İşte yeni medya ve gazetecilik, işte bu. Yani yeni medya ve iletişim. İşte bu. Tamam, gelelim yaşam şartlarıyla ilgili bir sorun var. Yaşam sizce pahalı mı? Aylık masraflarınız ne kadar ve barınma, ulaşımı bunları nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi Kıbrıs deyince insanların, yani geçtiğimiz senelere göre Kıbrıs deyince insanların gözünde çok büyük paralar düşünülüyordu. Pahalı olduğu düşünülüyordu. Ama gündemdeki ekonomimize göre şu anda ben Türkiye'nin Lefke bölgesinin, yani diğer bölgelerde marketlerde ya da gittiğiniz mekanlarda fiyatlar daha yüksek oluyor. Ama Lefke bölgesi daha öğrenci dostu. Ben şu anda Lefke'nin Türkiye'den daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Market olsun, yiyecek içecek olsun, bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yaşam pahalı mı? Yaşam şu anda her yerde pahalı. Ama Lefke'de böyle artı bir pahalı olduğunu ben düşünmüyorum. Ben evde kalıyorum. Size ev fiyatlarından da bahsedebiliriz diğer bir videolarda. Evde kaldığım için işte aylık elektrik, su, internet, yiyecek, yeme içme masrafı. Yani şu anda aylık nereden baksanız ben bir 4-5 bin lira harcıyorum. Mikrofon düştü. Tam konuş sen. Tamam. Tamam. Yemek kısmından alayım. Aynen. Yani aylık masraflara gelecek olursak yiyecek, içecek, elektrik, su, internet, yani gezme içme masrafları, dışarıdan yiyorsun arkadaşlarınla, geziyorsun bir mekana gidiyorsun, eğleniyorsun. Yani ben açıkçası aylık nereden baksanız bir 4000-5000 lira harcıyorum. Ama benim kadar harcamayıp 3000 liraya aylık olarak geçinen arkadaşlarım da var evde kalıp. Ben tek başıma yaşıyorum. Ben tek başıma yaşadığım için giderim daha fazla oluyor. 2 kişi kalanlar var evde. 3 kişi kalanlar var. 3 kişi kalırsanız giderler 3'e bölüneceği için daha ucuza kalabilirsiniz. Bu şekilde. Esin? Yine ve Lefkoşa'ya göre Lefke daha uygun geliyor bana da. Ve artı yurtta kaldığım için de fazla bir aylık giderim olmuyor.
yemekhanem de var. Yemekhaneden de istediğim gibi yemeğimi, her şeyimi alabildiğimden dolayı, fazla gider olmadığından dolayı da arkadaşlarımla akşam vakti bir kahve içmeyedir, bir yemek yemeyedir, bir müzik, canlı müziğedir falan giderek de böyle vakit geçirebiliyorum ve fazla gideri olduğunu düşünmüyorum yurtta kalanlar için. Tabii ev olayı farklıdır. O konuda bir şey diyemem. Hı hı. Sen İsmet? Ben Lefke'nin, Kıbrıs'ın en ucuz ve Türkiye'nin de birçok yerinden ucuz olduğunu düşünüyorum. Ben KYK'da kalıyorum. Yani KYK'ya 600 TL bir ücret ödüyorum. Şu an tabii bu güncellenebilir. Benim aylık giderim 3000 TL oluyor. Buradaki abarttıkları gibi markette su 10 lira falan filan değil. Hikaye onlar. Öyle yani. Yağmur. Ben de KYK'da kalıyorum arkadaşlar, ama burada KYK ikiye bölünüyor. Yani aynı yurtta ikide şey yapıyorsunuz. Şöyle, Şehit İlhanlar A ve B'de kalırsanız eğer yemekhaneniz var. O yüzden dışarıda yemenize gerek yok. Ama benim gibi Şehit İlhanlar C'de kalırsanız okulun yemekhanesi, pardon, yurdun yemekhanesi olmadığı için okulun anlaşmalı olan kafelerinde yiyorsunuz. Burada da parmak basarak üstüne ek ödeme yaparak yiyorsunuz. İlk geldiğim dönemde en fazla 15 lira bir yemeğe verirken şu an maalesef 35 liraya kadar bir menü yiyebiliyoruz. Üstüne, yani 18 liranın ek üstüne ödeyerek, yani bunu bilerek gelin lütfen. KYK ben de 600 lira ödüyorum. Ek olarak internet satın alıyoruz burada. Türkiye'deki gibi 16 GB kota değil, sınırsız. 50 ya da 60 liralık paketler var. Onları satın alarak halledebiliyorsunuz. Ya ben max, yani bir ayda herhalde 1500-2000 lira arası harcadığımı düşünüyorum. Çünkü sigara ve alkol tüketimim yok. Hı hı. Bu sizin buradaki harcamalarınızı ekstra şey, farklı bir hale getiriyor. Burada en çok harcayacağınız şey yemek. Yani çok giyim, alışveriş yapabileceğiniz bir yer yok. Ancak Girne, Lefkoşa, Malasa'ya giderseniz belki oradan alışveriş yapabilirsiniz. Burada tek aktiviteniz herhalde bunun dışında konserler. Konserlere yine Türkiye'ye nazaran çok daha uyguna burada konser ve eğlence anlayışınız oluyor. Çünkü daha öğrenci dostu yaklaşıyorlar size burada. Şey soracağım. Onu lisede de yok hatta. Şimdi burası biraz diğer şehirlere göre uzakta kalıyor. Evet. Diğer şehirlerden çok daha sakin, evet, ve kalabalık olmayan bir yer. Peki bu Girne, Lefkoşa, Mausa taraflarına buradan nasıl gidip geliyorsunuz? İşte onlar nasıl oluyor? Buradan Güzel Yurt otobüsüyle Güzel Yurt terminalinde iniyoruz. Orada otobüsler ayrılıyor. Girne için ayrı, Lefkoşa için ayrı. Mausa'ya bir kere okul otobüsü, şey, okuldan kalkan bir otobüsle gitmiştim. Henüz yani Güzel Yurt terminalinden gitmedim. Onu bilmiyorum. Hı hı. Ama şöyle, diğerlerle yani 1,5-2 saate çok rahat varıyorsunuz. 1,5-2 saat ortalama sürüyor yani. Sürüyor. Yani şöyle, yarım saat buradan sürüyor. 1 saat de Güzel Yurt'tan Lefkoşa'ya sürüyor. Şöyle bir şey diyeyim abi. Konserde karşılaşmıştık hatta Lefkoşa'ya. Aynen. 1,5 saatte gelmiştim ben. Yalnız aktarma oluyor. Güzel Yurt'tan Lefkoşa'ya, Lefkoşa'dan da Mausa'ya şeklinde. Ha, evet. Yani aktarmalı. Yani tek otobüs gitmiyor yani. Aynen. Yani tek otobüs gitmiyor. Yok. Sen bir şey söyleyeceksin. Ulaşım konusunda ben şunu söylemek istiyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi, yani LAÜ'nün kendi otobüsleri var. Ücretsiz ulaşım sağlayan. Yedi Dalga tarafına, Lefke tarafına, Güzel Yurt tarafına ve Doğancı tarafına otobüs kaldırılıyor. Her saat başı. Az önce Güzel Yurt otobüsü dediği okulun otobüsü. Hı hı. Güzel Yurt'a kadar okulun otobüsüyle ücretsiz bir şekilde gidebiliyorsunuz. Güzel Yurt'ta, Güzel Yurt terminalinde Aqua denilen otobüsler var. Ya da minibüsler. Onlara, yani şu anki günlük, şu anki anlık ücreti 25 TL Lefkoşa için. 25 TL vererek Lefkoşa'ya gidiyorsunuz. Mausa'ya, Girne'ye gitmek isterseniz onlara ek bir ücret daha ödüyorsunuz. Lefkoşa'ya da yaklaşık 1-1,5 saatte gidiyorlar. Bu şekilde. Başka bununla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Devam ediyorum. Türkiye'de okumaya göre sizce avantajları ve dezavantajları nelerdir? Oradan başlayalım. Aynen. Bir saniye bekleyin. Türkiye'de okumaya göre sizce, Türkiye'de üniversite okuyan arkadaşlarınız da vardır, onlara da konuşuyorsunuz. Evet. Oraya göre sizce burada okumanın avantajları ve dezavantajları ne sence? Dezavantajı, bir kere ailenizden uzak bir şekilde yaşıyorsunuz ve böyle bir hafta sonu ailemi göreyim diyemiyorsunuz uçak fiyatlarından dolayı. Hı hı. Yani onun dışında burada da bir psikolojik savaş veriyorsunuz.
herkesten uzak, sevdiklerinizden uzak, yeni bir ülke. Her ne kadar Türkiye vatan, Türk Cumhuriyeti olarak geçse de burası yeni bir ülke. Burada bir sürü yeni işlem yaptırıyorsunuz. Muhacirat olsun, telefon kaydı olsun. Ki en çok öğrenciyi zorlayan işlemler de bunlar. Evet, muhacirat gerçekten yoruyor. Hem gelmeden önce yaptırmak hem burada yaptırmak sizi gerçekten çok yoruyor. Avantaj olarak da bence yine Türkiye'ye nazaran biz uygun okuyoruz Lefke Avrupa'da olarak. Ya hem küçük bir yurt dışı deneyimi elde ediyoruz burada. Pasaporta giriş yaptığımız için. Onun dışında ben eğitim kalitesinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Ya ekstra ekstra iyi demiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ama kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz da sizin çabanıza bağlı olarak değişiyor. Kıbrıs Toplum'un en büyük avantajı kesinlikle mavi diploma. Eğer yurt dışı gibi bir hayaliniz varsa, bir niyetiniz varsa, bir çabanız varsa buradan mavi diplomayla en azından hayalinize bir tık daha yakın olabiliyorsunuz. Şöyle diyeyim, dezavantajları olarak ben yani en azından kendim için konuşmak gerekirse arada bir girin Avrupa Üniversitesi'nde psikoloji zirveleri oluyor ama uzak. Mesleğime yönelik katabilecek hiçbir şeyim yok. Ya benim bulunduğum yerde İngilizce kursları falan da yok, onu da söyleyeyim. Avantajları da madde açıdan uygun yani bana göre. Sözü Esen'e veriyorum. Tamam. Avantajı olarak benim bölümüm İngilizce olduğundan dolayı birçok farklı meslekten olsun, farklı kültürden olsun insanlar geliyor. Dil öğrenmede avantajımız var çünkü her gün onlarca, binlerce siyahi arkadaşlarımız var. Onları görüyoruz. Onlarla beraber iletişim kuruyoruz. Böylelikle hem onların kültürünü öğrenmiş oluruz hem de kendimizi geliştirmiş oluruz dil bakımından. Başka bir avantaj olarak da ben dediğim gibi Türkiye'den daha güvenli olarak görüyorum Kıbrıs'ı. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Giyim tarzımdan, hareketlerden ya da başka birisinin karşı cinsle alakalı hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. Dezavantajı olarak da ekonomik olarak uçak biletleri zorluyor. Bunu diyebilirim. Yaşam tarzım o kadar zaten dışarıya yönelik bir şekilde de yaşamıyorum. Yurdumdan kampüsüme gidip geliyorum. Arada bir konserler falan olursa vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımla kafelerde buluşuyorum. Öyle de vakit geçiriyoruz. Ben dezavantajlarından başlayayım. 1. Ulaşım. Evet. Lefke'de olduğumuz için Lefkoşa'ya, Girne'ye, Moğusa'ya ulaşımımız çok sıkıntı. Yani her saatte zaten otobüs bulamıyorsun. Evet, okulun otobüsleri var saat başı ama terminallerde, Güzel Yurt terminalinde otobüs bulamıyorsun ya da yer olmuyor ya da ulaşım sağlayamıyorsun. En büyük sıkıntısı bu. İkincisi ulaşım saati. Akşam 5'ten sonra Güzel Yurt tarafından Lefkoşa'ya gidemiyorsun. Ya otostop çekeceksin ki otostopu da tavsiye ediyorum. Yani ben otostop sevmeyen biriyim açıkçası. Ama yeni yeni biz de alışıyoruz aslında. Otostop, ne zaman otostop çeksem hiç böyle kötü birinin durduğunu ya da bize kötü bir şekilde konuştuklarını ya da kötü davrandıklarını görmedim. Yani bu bir avantaj aslında. Başka bir dezavantaj olarak evleri çok pahalı. Yani şu anda yeni dönemde çok fazla arttırdılar evlerini. Ben bu konudan şikayetçiyim açıkçası. Evleri pahalı olduğu için de sizin ekonominizi sarsıyor. Neden sarsıyor? Peşin ödemek zorundasınız. Ya dönemlik ya da peşin ödüyorsunuz. Ve bunlar yüklü miktarlarda oluyor açıkçası. Yani bir anda ödeme gücünüz olmadığında bu bir sıkıntı olabiliyor. Güzel Yurt, yani Güzel Yurt şehrini nasıl tanımlarsınız? Sizin için nasıl bir şehir burası? En başta ben tanımlamak istiyorum abi. Sen tamamla sonra git. Ben Güzel Yurt 2. Selim'de kalıyordum. 2. Selim A blok, B blok, KYK'da kalıyordum abi. Güzel Yurt'ta yapacak hiçbir şey yok. Yani Güzel Yurt'ta bir ümidiniz olmasın. Öyle diyeyim ben size. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Açık ve net yani. Ben tamam, devam ettireyim. Güzel Yurt'la ilgili şu sıkıntı var. Eğer kampüste kalmıyorsanız, yani Güzel Yurt'taki KYK'larda kalıyorsanız, herhangi bir yere gitmek için kampüse uğramalısınız. Çünkü okul otobüsleri sadece kampüsten kalkıyor. Saat olarak da sizi yoruyor. Hazırlık olarak da sizi yoruyor. Oradan buraya geleceksiniz yarım saat. Buradan herhangi bir yere gideceksiniz yarım saat. Güzel Yurt'ta yapılacak etkinlikler çok sınırlı. Yani ancak askeri gazinolarda ya da askeri marketlerde zaman geçirebilirsiniz.
bir tık daha uygun oluyor askeri marketler. Hani o avantajı var. Onun dışında her şey kampüste geçiyor. Ve her şey kampüs yolundan geçiyor. Her türlü buraya uğramanız ve buradan yola çıkmanız gerekiyor herhangi bir yere. Saati olarak çok sınırlı sayıda okul otobüsleri. Özellikle hafta sonu 2 ya da 3 saate düşüyor yolculuklar. O yüzden güzel yurtta kalmanızı çok tavsiye etmiyorum. Ben fazla uğramıyorum güzel. Güzel yurt Lefke olarak da ben güzel yurt dedim de yani ikisi aslında farklı birbirinden. Evet evet, evet. İkisi farklı bir yer. Yani genel olarak aslında güzel burayı, şey, bu bölgeyi, bu coğrafyayı tanımlama açısından. Ben Lefkoşa ve Girne'ye gitmek için sadece güzel yurda gidiyorum. Genellikle vakit geçirmiyorum ki denize bağlı bir kızımdır. Ben denizci bir, yani nasıl diyeyim, denizde olan bir ortamdan geldiğim için de ister istemez Lefke'yi zaten bunun için seçmiştim. Kampüsün güzel, hemen aşağısında bu arada. Evet, evet, evet. Bir yürüyüştür, bir vakit geçirmedir, arkadaşlarla falan vakit geçirmek için aşağı iniyoruz. Güzel yurtta dediğim gibi sadece Lefkoşa ve Girne'ye gitmek için uğruyorum. Hı-hı. Başka da hiç bakmıyorum. Bilmiyorum. Yani ben Lefke'yi seviyorum. Neden seviyorum? Her şey iç içe. Yani bir şey istediğinde, yani Lefke sınırları içerisinde, arkadaşlarınla buluşmak istediğinde ya da yemek yemek istediğinde, bir aktivite yapmak istediğinde her şey çok yakın. Yani 10 dakika, 20 dakika içinde buluşup bir şeyler yapabiliyorsun. Sahile inebiliyorsun ki sahili güzel denebilecek kadar iyi. Yani bu şekilde. Ve yeşil. Yani ben burayı seviyorum. Lefke'de de okunacağını düşünüyorum. Dezavantajları tabii ki çok fazla. Yani ben Lefke'yi güzel olarak tanımlıyorum. Benim sorularım bitti arkadaşlar. Sizin başka böyle ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Es geçtiğimiz ya da söylemediğimiz ya da sorular dışında eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Dezavantaj konusunda muhacerat. En büyük bizi yoran muhacerat ve BTHK. Telefon kaydı oluyor. BTHK konusunda şöyle bir bilgi vereyim. Ben 2019'da geldiğimde BTHK'dan okula gelip işlemimizi yaptılar bizim. Yani normalde Lefkoşa da yapmamız gerekiyor bunu. Lefkoşa da yapmamıştık. İşlemimizi okulda yapmışlardı. Ve gemi konağı gümrüğü var. Gemi konağı gümrüğünde de telefonunuzu kaydettirip o şekilde kullanabiliyordunuz. Ama bu sene üniversitemize gelmediler ve insanlar Lefkoşa'ya gitmek zorunda kaldı. Ve bu bizim için zorlayıcı bir süreç aslında. Çünkü istedikleri belgeleri bazen eksik oluyor, bazen belli olmuyor. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ki bu sene BTHK'yı da çok fazla arttırdılar. 560 TL sanırım 500, şu anda aynen, bir telefonu bir kaydettirmek. Şey öğrenci için. Önceden 100 liraydı. Evet. 100, 120 lira civarı bir şeydi. Ben 100 liraya kaydettirmiştim telefonumu. Ben de 120. Bu şekilde. Muhacerat da bizi aslında çok yoruyor. İşte sağlık raporudur, ne bileyim testlerdir, akciğer testidir, RPR'dir. Yani bunların hepsini siz de yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde. Gelmek istiyorsunuz. Şöyle Lefkoşa'da hani BTK'ya giden bendim. Çok acı verici bir süreç. Ya yani orayı bulmak acı verici bir süreç. Çünkü çok uzakta. Hani otobüse gidemiyorsunuz maalesef. Taksi tutmanız gerekiyor. Belki 5 dakikalık bir yer ama taksi ücretleri çok yüksek. Benzinden dolayı. 135 liraydı ben yaptırdığım zaman ve benden bir hafta sonra 500 liraya çıkardılar. Yani burada bir şey yapmak istiyorsanız hemen yapmalısınız. Çünkü ertesi günün bir garantisi yok. Ne kadar zamlanacağını bilmiyorsunuz. Buradaki zamlar şöyle, Türkiye'deki gibi günden güne gelmiyor. Buradaki zamlar Türkiye'yi yakalamak için bir anda geliyor ve siz neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Yani en büyük örneği de BTK. 135'ten 500'e çıktı arkadaşlar. Yani burada durum bu şekilde. Başka var mı eklemek istediğiniz? Çok acı verici. Zaten siz merak ettiğiniz her şeyi yine videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arkadaşlara iyi bakın. Zaten bu arkadaşlara çok fazla iletişim halinde olacaksınız. Dediğim gibi biz WhatsApp grupları da açacağız. Oradan yine eksik olan merak ettiğiniz her şeyi oradan da sorabilirsiniz. Oradan da sizlere yardımcı olacak. Değil mi İsmet? Aynen. Yardımcı olacağız oradan da. Bu arada çok spontane gelişti. Şu anda üniversitenin içindeyiz. Kampüsün içindeyiz yani. Burada böyle bir ormanlık bölge var. Bulduğumuz en serin yerde şu anda video çekiyoruz. Arka taraf bayağı güneş, sıcak durumda. Ben arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp burada sizinle, sizin için tecrübelerini paylaştıkları için de. Benim de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ağzınıza sağlık.